Hoş geldiniz sevgili gençler. 7. sınıf Türkçe kitabımızın 28 ile 35. sayfalar arasındaki Karadut adlı parçamızın etkinlik çalışmalarını beraber yapacağız. Önce hazırlık çalışmamız var arkadaşlar. 28. sayfada ayrıca bu videonun altında 7. sınıfların diğer kitap çözümleri ve yazılı sorularını bulabilirsiniz. Videonun altındaki açıklama kısmına gittiğiniz zaman hepsi orada karşınızda duracak. Önce 3 tane hazırlık sorumuz var. Bitkilerin insan hayatındaki yeri ve önemi nedir? Meyve veren ağacın diğer ağaçlarda ayıran özellikler neler olabilir? Bir meyve bahçeniz olsaydı hangi meyveyi yetiştirmek isterdiniz? Birinci sorumuzun cevabı yeri ve önemi. Şöyle yazdım ben. Bitkiler olmazsa insanların yaşam ve sağlık imkanları ortadan kalkardı. Çünkü insanlar bitkilerle hem beslenir, hem yeni ürün üretir, hem de tedavi için ilaçlarını bitkilerden elde eder değil mi? Ağaç tohumlarından, fidelerinden yeni bitkiler, yeni bahçeler üretiriz ve besleniriz, satarız, yaşamımızı sürdürürüz. Onun için bitkilerin insan hayatındaki yeri ve önemi çok büyüktür. İkinci soru, meyve veren ağacın diğer ağaçlardan ayıran özellik. Cevabı, her şeyden önce insanların beslenmesine katkıda bulunurlar. Evet, eğer meyve veren ağaç diğer ağaçlardan farkı nedir? İnsanların beslenmesine katkıda bulunurlar. Diğer ağaçlardan başka bir farkı ise çiçek açmalarıdır, değil mi? Meyve veren ağacın çiçeği olur. Bir başka farkı, meyve veren ağaç daha verimli olur. Canlıların yararına olur. Evet, canlıların yaşaması için, dünyanın güzelleşmesi için meyve veren ağaç her zaman daha iyidir. Meyve veren ağaçlardan yeni ağaçlar, tohumlarından yeni ağaçlar da yetiştirilir. Evet, ikinci sorumuzu da bu şekilde cevaplandırıyoruz. Üçüncü sorumuza geçelim. Bir bahçeniz olsaydı hangi meyveyi yetiştirmek isterdiniz? Neden? Peki ben olsaydım, meyve bahçem olsaydı ilk olarak limon ağacı dikerdim. Çünkü neden limon ağacı dikerdim arkadaşlar? Limon çok faydalı bir bitkidir. Her türlü sağlık problemine iyi gelebilecek. Kabuğundan tutun da çekirdeğine kadar birçok alanda kullanılıyor. Elma ağacı dikerdim. Elma da çok faydalı. Zeytin ağacı. Zeytin biliyorsunuz hem kutsal hem çok faydalı bir yiyecektir. Karadut çok faydalıdır. Yine nar. Antioksidan özelliği de vardır karadut gibi. O da çok faydalı bir meyvedir. Daha doğrusu zaten bu ağaçlar benim bahçemde var. Onun için söylüyorum arkadaşlar. Ayrıca benim bahçemde üzüm ağacım da var. Erik ağacım da var. Başka hemen hurma ağacım var. Evet bunlar var arkadaşlar. Limon ağacım var zaten. Portakal ağacım var. Var da var gerçekten. Meyve yetiştirmek çok güzel. Hemen bahçeye çıkıp elinizi uzatıp alıp yiyebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey arkadaşlar. Evet, bir sonraki sayfada buluşalım. Hadi bakalım, beğen butonuna basın. Diğer sayfaya geçiyoruz.